Bugün 4 Ağustos 2023 İstanbul'dayız. Şenay Aydemir'le kayıt yapacağız. Teşekkür ederiz öncelikle. Eee kabul ettiğin için. Böyle biraz başından başlayalım istiyorum. Nerede ne zaman doğdun? Nasıl bir aileye doğdun? Eğitim, e, hayatın nasıl devam etti? Onları anlatır mısın bize? Ben 1975'te Artvin Şavşat'ta doğdum. Köprülü köyünde. Eski adı Rabat. Ee, ya yani Ermeni daha önce Ermeni köyü, şey Gürcü köyü sonra Ermeni köyü olmuş. Sonra 1919'ların sonunda e, Türklerin eline geçmiş. Sanırım 15'te değil. E, oraları biraz muallak çünkü o dönemde 15'te Rus toprağı bizim oralar. Daha sonraki yıllarda 18-19'da biraz Rusya'daki devrimden sonra e, oradaki dengeler değişmeye başlayınca işte Rus ordusu oralardan çekilince e, Türklerin yerleşmeye başladığı bir dönem var. 1915 sonrasında tekabül ediyor benim e, araştırabildiğim kadarıyla. E, Dedem, dedelerimin ikisi de eee proletardı benim ama yarı köylü yarı proletar. Birisi Murgul Bakır İşletmelerinden emekliydi. E, diğeri Çeyrele'de çay fabrikasından emekliydi. Yani biraz böyle o coğrafyanın doğası gereği o kuşak yani e, o işçileşen şehre gidip e, işçileşen kuşak oradaki eğitimleri görüp kendi çocuklarını eğitime e, yönlendirdikleri için babam öğretmen benim, öğretmen bir e, hani annem ev hanımı, babam öğretmen. E, İlk okul, ortaokul liseyi Samsun, Bafra'da okudum. İlkokulu Bafra'nın bir köyünde, Eldeot diye bir köyünde okudum. Ortaokul liseyi Bafra'da okudum. Sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gittim. 1992'de e, orayı kazandım. 97'ye kadar da orada e, eğitim gördüm. E, ailem solcu bir aile, dev yolcu bir aile. E, biraz da o coğrafyanın 12 Eylül öncesindeki e, politik atmosferinden e, beslenen bir aile. Hala da e, politik olarak kendini solda tanımlayan e, bir aile. Dönem dönem HDP, dönem dönem CHP'ye şu sıralarda niyeyse TİP'e meyilliler. E, ama hani o e, kendileri sürekli e, hani e, günün koşullarına, onların ihtiyaçlarına cevap verecek, e, sol söylemleri e, gözeten ve ona göre politik e, tavrını takınan bir aile. E, bu kadar galiba. Ankara'ya gelişini konuşalım. Ee, aslında daha küçük şehirlerden geliyorsun Ankara'ya. Nasıl bir e, atmosfer senin için? Şöyle bir kere hani bizim gibi e, böyle Taşra'dan o dönemlerde, 90'larda ki onların içinde de muhtemeldir. Taşra'dan, küçük şehirlerden gelenler için Ankara Taşra'nın başkenti gibiydi. Ama e, mesela... Etkisi önce şöyle hissediliyor. Kamusal, sosyal hayat ya da özel hayatı kamusal alana taşıyabilme özgürlüğü. Yani sevgiliyle el ile tutuşabilme, bir yerde sokakta öpüşebilme gibi. Ya da işte içip içip sallana sallana yurda eve gidebilme şeyi gibi. Aslında o ilk işte 17-18 yaşlarında ilk böyle o ya üniversitenin ve büyük kentin verdiği şey biraz o oluyor. Yani aslında hep gizli gizli yaptığın şeyi... Bu sefer kamusal alanda özgürce yapabilme özgürlüğü veriyor sana. Ee, benim açımdan ilk etkisi, ilk bir hafta on günlük etkisi buydu e, üniversiteye gelmenin. O zamanlarda da, bugün nasıl bilmiyorum ama e, 80'lerin sonu ve 90'ların başında e, siyasal hazırlık sınıfı Kızılay'daydı. Hazırlık okulu. Yani Cevici'deki kampüste de değildi. Dolayısıyla ilk yıl ben 17,5 yaşındaydım. Yani daha reşit bile değildim ama bütün hayatımız Kızılay'da geçiyordu ve o zaman Ankara'nın bütün eğlence hayatı da e, özellikle gençler için, üniversite gençler için Kızılay merkezliydi. İşte bir tarafta Sakarya, bir tarafta Konur Sokak vesaire. Dolayısıyla biraz o çok hareketli ve hızlı bir sosyalleşme şey oldu e, benim açımdan ilk geldiğim zaman. E, şeyleri hatırlıyor musun? Bütün bu sosyo kültürel e, ya da işte etkinliklere katıldığımız mekanları mesela Ankara üzerinde nereleri sayabilirsin? <laughs> Tabii ya yani o dönem mesela AST, Ankara Sanat Tiyatrosu bizim için çok vazgeçilmez mekanlardan bir tanesiydi. Bizim okul özelinde tabii ki Mülkeliler Birliği bizim açımızdan çok önemliydi. Benim özel ilgi alanım olduğu için çok sevdiğim şey sinemalar. Yani bugün olmayan Akın Sineması, bugün olmayan Mithat Paşa Sineması, bugün olmayan Kavaklıdere Sineması. Sanırım Metropol Sineması da kapanmış. Kızılırmak Sineması yaşıyor ama işte pek iyi durumda olmadığı, Batı sineması kapandı. Bunlar e, bir taraftan bizim için o dönem e, kamusallaşma mekanlarıydı. E, hipodrom şu açıdan e, ben geldiğimde Murat Karayalçın Belediye Başkanlığı dönemiydi. Dolayısıyla 92 1 Eylül'ü, 93 1 Eylül'ü yani Dünya Barış Günü'nde Zülfü Livaneli'nin gerçekten 400-500 bin kişileri bulan devasa ee, barış konserleri olurdu Hippodrom'da. Ee, mesela onlar da benim hafızamda önemli yer etmiş etkinliklerden bir tanesidir. Bir de o dönemlerde e, işte Sakarya Caddesi, yani Sakarya'daki barlar, e, işte rock barlar, türkü barlar, işte e, ne bileyim biz işte Z Bar vardı ona giderdik, Fikrim vardı ona giderdik, Nil vardı galiba ona giderdik. E, o dönemde evet ağırlık olarak o mekanlara takılırdık. İşte hosta piknik vardı, ucuzsa et yerdik orada. Ee, o dönemin öğrenci şeyi biraz öyleydi. Bir de Ankara'da, e, İstanbul'da belki Beyazıt Kampüsü'nde öyle olabilir, koşul şeyler uygun olduğu için, e, yerleşim uygun olduğu için ama Ankara'da e, üniversitelilerin, özellikle de solcu üniversitelerin mekanları sabitti. Ottü'den birisini arıyorsunuz, Engürü'ye giderdiniz. Dil tarihliler Sakarya'da bir kahveye takılırlardı. Yani onu orada bulamasanız da ona oradan ulaşırdınız. Onun arkadaşını görürdünüz, haber uçururdunuz. İşte yarın 11'de mülkellerde olsun diye orada randevu ulaşılırdı falan. Dolayısıyla hani birine ulaşmak şimdiki gibi kolay değil diye telefonu yoktu ama bir şekilde yani onların nerede oldukları sabitti. Biz mülkellerdeydik. İşte ot indiklerinde Engürü'de kink King oynarlardı. Ee, öyle bir şey vardı böyle bir sabitlik, herkesin yerinin belli olması e, gibi bir e, durum söz konusuydu 90'ların başında Ankara'da. Belki biraz da Ankara'nın nasıl bir kent olduğuyla da alakalı birkaç şey söyleyebiliriz değil mi? Yani İstanbul kadar dağınık ve evet, evet. kampüslerin birbirinden çok uzak olduğu bir kentten bahsetmiyoruz. Ya Ottu çok uzak geliyordu bize ama şimdi değilmiş onu anlıyoruz. Yani hani böyle Ottu'lu böyle hani ki arkadaşlar ya gelsenize dediğinde abi ne yapacağız İstanbul'a gideriz daha iyi falan diyorduk ama şimdi yani şimdi, e, şöyle düşünün ben o dönemler e, benim lise arkadaşlarımın e, büyük bir kısmı İstanbul'da ve ben matematik mezunu olduğum için onlar burada tıp okudular işte uzakta çapa tıpta e, çok arkadaşım vardı o dönem. Sıkça gelirdim İstanbul'a onların yanına onlar da Ankara'ya benim yanımda gelirler lisedeki arkadaşlarım. E, onlarla bir şeyi konuşurduk. Mesela o İstanbul'da sadece tek bir şey için randevu ulaşabildiğini ama bizim mesela günlük bir rutinde şöyle bir şey yapabilirdik siyasaldayken. Biz okuldan çıkardık Cevici'den. 20-25 dakika, yarım saat ülkeler birliğine yürürdük saat 5'te işte. Gelirdik ülkeler birliğine diye bir çay içerdik, bir şey yapardık. 6'da bir filme giderdik. 8'de filmden çıkardık, bir yemek yerdik. Sekiz buçukta bir bara giderdik. On bir buçukta bardan çıkardık, bir arkadaşımızın evine giderdik. Bir doğru da içerdik. Sonra evlerimize dağılırdık. Biz de, de kendi evimize olur Bütün bunları yani toplanma, sinemaya gitme, eğlenme, arkadaşın evine de gitme hepsini işte dörtten sonraki mesain içerisinde sığdırabilirdik. Dolayısıyla aslında evet arkadaş şeyi, yani o sosyalleşme alanı daha yüz yüze ve daha çok birlikte zaman geçirerek inşa edilebiliyordu o dönemlerde. Muhtemelen öyle hala da öyledir. Yani Ankara yine de bir arada bulunabilmesi ve ulaşımı ki ulaşım olanakları şimdi daha da gelişti. O dönemler metro da tam olarak çalışmıyordu ama şimdi Hani yeni metrolarla falan artık mesela Batıkent o zaman bizim için hani gerçekten şehir dışıydı. E şimdi e, iki ayrı kanattan metro vardı işte bir taraftan ta, e, çay yoluna kadar gidiyor. Öbür taraftan Batıkent'e kadar gidiyor. Artık hani Ankara'nın çeperi de Ankara'nın merkezi haline gelmiş durumda. E, dolayısıyla öğrenciler açısından e, faydalıydı. Bir de şöyle bir e, durum vardı o dönem benim gözlediğim. Biz e, gittiğimizde Batıkent açılmaya başlamıştı Batı kentteki bölümler. Dolayısıyla kent merkezindeki kiracılar Batı kentteki evlerine doğru gitmeye başladılar. İşte Batı kentte atıyorum doktorlar sitesi, kimyacılar sitesi, öğretmenler sitesi, postacılar sitesi bunlar açıldıkça bunlar kent merkezlerindeki evleri boşaltıp kendi evlerine gittiler. Kent merkezinde bir anda ev bolluğu oldu ve kiralar düştü. Biz o yüzden yani bizim kuşak bakımından da şanslıydı okulların dibinde çok yakın Kızılay'a yürüme mesafesinde i̇şte Cevizi'nin göbeğinde çok uyguna iki kişi, üç öğrenci bir araya gelip öğrenci harçlıklarıyla bile e, ev tutabilir hale geldik. O mesela e, bütün bu sosyalliği de ayrıca zenginleştiren bir şey e, oldu. Ki o dönemler yurt sorunu şimdiki kadar kronik değildi. Yani yurtlar görece daha iyiydi, kalınabiliyordu, ücretsizdi öncelikle. Ama ona rağmen e, eve çıkmak çok ekstra bir maliyet yüklemiyordu ve hani... Biz ailelerimizden tamam hani ekstra para istemeden de Sadece gö rutin gönderdiklerinden biraz daha tasarruf ederek evler tutabiliyorduk o dönem. Aslında bu notu da düşmek lazım. Ee, Batı Kent aynı zamanda Murat Karayalçı'nın Kent Corp projesinin bir evet, e, evet. sonucu. Oldukça da başarılı bir e, yani orta sınıf e, memuru işçi ev sahibi yapma projesi olarak oldukça başarılı bir projeydi. biz Bizim ailemiz de tam dediğim gibi o, yol, o yıllardan belki biraz daha önce... Dikmen'den çıkıp Batı kente taşımıştık. Biraz şimdi şeye dönelim, siyasala dönelim. Nasıl bir atmosfere girdin siyasala geldiğinde ne, ne buldu seni? Ben 93'te 92'de girdim üniversiteye. 93'te, 93 sonbaharında siyasala giriş yaptık biz. Benim şöyle bir şansım vardı. Benim kuzenim benden 3 yıl önce kamu yönetimi bölümünü kazanmıştı. Dolayısıyla en azından ilk haftalarda yani bir önceki yıl şeyde olduğum için ilk haftalarda çok networking problemi çekmedim ben. Yani çok canım sıkıldığında gidip kantinde onları buluyordum. Ee, onlarla takılıyordum. Ee, Siyasalın şöyle bir dönemi vardı. O dönem aslında bütün e, özellikle de e, bu tür politik hareketlerin merkezi halindeki okullar işte Ankara özelinde söylersek Ankara hukukta, işte siyasalda, e, dil tarihte, burada belki merkez kampüste Solcuların bir kantini olurdu zaten. Dolayısıyla Siyasal'ın meşhur alt kantini ee, de buldum ben kendim. Hem e, bir önceki yıldan getirdiğim ilişkilerim dolayısıyla hem de e, kuzenimin zaten orada ha halihazırda var olan networking dolayısıyla o alt kantini de buldum ben kendime. Alt kantini o zaman çok karmaşık bir yapıya sahipti. Şöyle ki bizim geldiğimiz dönemde e, üç farklı solcu kuşağı bir aradaydı. Bir tanesi 12 Eylül'de cezaevine girmiş üniversitedeyken ve hasbel kadar 86, 87, 88'lerde beraat etmiş ya da yatıp çıkmış bir kuşak tekrar okula dönmüşler. Ve onlar 30'larının üzerindeydi büyük bir kısmı. Yani 30'larına yaklaşmışlardı, 30'ların üzerindeydi. Tekrar okula dönüp okulu bitirmeye çalışan bir ekip vardı. Bunlar azdılar ama hala orada duruyorlardı. Ve e, o sol network içerisinde durmaya devam ediyorlardı ama biraz daha bütün motivasyonları bir önce okulu bitirmek ve onunla ilgili onun açtığı alanlarda var olabilmeye dairdi. İkinci kuşak o 87 86 87 88 aralığındaki o dernek öğrenci dernekleri yani o dönemki öğrenci hareketinin üzerinden o dernekleşme hareketini yücelten... Ee, ağırlıklı olarak da aslında illegal mücadeleyle ömürleri geçmiş ve e, defalarca gözaltına alınmış, hakikaten ağır işkencelerden geçirilmiş. Bir kısmı bir yıl, iki yıl cezaevini yapmış ama sonra tekrar çıkıp okula gelmiş. Böyle 80'lerin ortalarından itibaren okula girmiş bir e, devrimci abi kuşağı vardı ki biz onları böyle biz tabii ki söyle özel dönemi çocukları olarak işte boğazlı kazak diyorlar Haziran'da bunlar diye biraz böyle hani onların solculuklarıyla böyle işte Boğazlı Kazaklı abiler geldi falan diye böyle onlarla dalga geçtiğimiz ama çok şey öğrendiğimiz bir kuşak vardı. Bir de biz gerçekten böyle bir özel bir taraftan da özel kuşağı olarak yani çocukluğu orada yetişmiş bir kuşak olarak bizim kuşak 91-92-93 girişli bir kuşak vardı. Açıkçası bir kuşak çatışması yaşanmadı fakat bizim kuşağın tabii şeyleri çok daha başkaydı. Yani çünkü açık açıkçası o zamanlar işte toplumsal mücadelelerde, sosyalist hareketlerde açık çalışmalar tartışılmaya başlanmıştı. Yönelim oraya doğru gidiyordu. Açık alana çıkmak, açık alanda siyaset yürütmek, işte açık partiler kurmak bunlar tartışılmaya başlanıyor. Dolayısıyla daha meşru ve daha farklı bir şey vardı. Bir de feminist hareket sirayet etmeye başlamıştı yani üniversitelerde. Mesela... Oraya geliriz ama bu bağlamda not düşerek geçeyim. Mesela Kadın Birliği vardı siyasal bir bilgiler fakültesinde ve çok geniş katılım. Dolayısıyla onların etkisi çok genişti. Yeni gündemler girmeye başlamıştı. Yani böyle işte asıl önemlisi bizim açımızdan Sovyetler Birliği yıkılmıştı. Dolayısıyla bir ideolojik, yeniden kendimizi inşaaya ihtiyacımız vardı. İlgi alanlarımız o yüzden değişti. Yani sadece böyle e, Marksist şeyleri, kaynakları okuyarak değil, güncel tartışmalara da bakarak, onların e, açtığı yollara giderek yeni 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 bir dünyaya kavramak. Çünkü e, bizden önceki kuşakların bildiği bir dünya vardı. Ama bizim için bambaşka bir dünyaydı. Yani küreselleşme diye bir şeyden bahsediliyordu. Globalleşmeden bahsediliyordu. Postmodernizm diye bir şey, her şeye hakimmiş gibi zannediyorduk. Mersem değilmiş ama öyle algılıyorduk sanki bütün her şey postmodernmiş gibi böyle bir, bir 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 şey varmış gibi zannediyorduk. Bütün bunları anlamaya dair bir çaba vardı. Bir de işte o yeni toplumsal hareketler ister istemez sirayet ediyordu şeyin içerisine. İşte bunların hangisiyle ittifak olacağız, hangisiyle olmayacağız. işte hangisi e, revizyonizmdir, hangisi şeydir. Böyle bir karmaşa dönemiydi. Ama bu karmaşa derken e, bu aslında çok geliştirici bir şey haline geldi. Bir tarafı buydu. Diğer tarafı eee çok bereketli bir dönemdi o dönem siyasal bilgiler fakültesi açısından. Bir kere... E, topluluklar çok güçlüydü, çok etkin durumdaydı. Yani ben doğrudan partisi oldum. siyaset felsefesi... topluluğu, e, edebiyat topluluğu ve sinema topluluğu... E, etkindiler, katılımları çok yüksekti. Ama bunların dışında işte Kadın birliğin bahsetmiştim, Balkan araştırmaları topluluğu vardı. Üstelik 4 ayda bir yayın çıkarırlardı. Yani... Her ay siyasal bilgilerin, e, her ayın ilk haftası e, o büyük hanfinin olduğu merdivenlerden çıkıp o koridora girdiğimizde sağlı sollu masalarda dergiler satılırdı. Yani tarih topluluğu kendi dergisini çıkarırdı. İşte, üç tane öğrenci bir araya girip şiir fanzinini çıkartırdı. Biz e, üniversiteli adlı bir işte ayda bir çıkarmaya çalıştığımız bir e, gazetemiz vardı ki bütün Ankara çapında 500-600 satıyordu diğer fakültelerde. O zaman için çok büyük rakamlardı bunlar. Ayrıca Koz'a diye bir edebiyat dergisi çıkarıyorduk ki o 2010'lara kadar 15 lira kadar çıkmaya devam etmiş e, okulda yani bizden sonraki kuşaklar da o edebiyat dergisini çıkarmaya devam etmişler. E, başka yani bu, bu yayınlar durmadan çıkıyordu çok hani bir taraftan da entelektüel bir şey vardı. Topluluklar aynı zamanda sürekli ee, etkinlikler de yaparlardı. Yani atıyorum Mehmet Ali Ağolları gönüllü kulluk üzerine söyle çevirirdi. Siyaset felsefesi topluluğu Mehmet Ali Ağolları'nı çağırırdı. Kitap okunurdu ve onunla tartışılırdı. Yani hoca onu, onu o hiç aklımdan çıkmıyor. Çünkü hoca çok savunuyordu kitabı, kitabın tezlerini. Ama tabii solcu öğrenciler onu karşı saldırıyordu ve çok verimli bir şeydi. Yani e, asistanlar gelirdi, genç asistan hocalar onlar bir şeyler söylerlerdi. O bir şey anıydı aslında. işte o dünyayı anlamaya dair topluca sadece biz değil belli ki hocalarımızın da anlamaya dair bir şey vardı. Bir de bizim kuşağın şöyle bir şans şans denilebilir aslında. kilikler dönmüştü 1991 yılında. Yani Korkut Hocalar, Coşkun Sanlar, oldu sanırım. Yani o 1400 kilik 80'lerin başında darbeden sonra atılan hocaların büyük bir kısmı tekrar okula dönmüştü. Onların da kattığı bir dilimizm bir şey e, vardı. Hatta biz işte hatırlıyorum Balpastan Işıklı'yla Korkut Hoca'nın şeyleri karşı sanırım odaları karşılıklıydı. İşte o giderdik onlarla sohbet ederdik. İşte 94 krizinden sonra gelmiyordu Korkut Hoca bizim dersimiz ama hani hocam bizim kafamız yandı biraz bir şeyler hani diye böyle sıkıştırıp sorardık. O, anlatırlardı şeyde. Biraz öyle bir dönemdi benim açımdan e, bakıldığında. Şimdi mesela hiç mesleki bir şeyden bahsetmediğimi fark etmişsin ama çünkü bunların, ben kişisel olarak bunların içine dağıldığımda e, niye orada olduğuma dair so, e, şey sorun netleşti benim açımdan. Yani tercih ederken aslında e, parlak bir e, gelecek niyetindeydim. Hatta ben aslında Ankara Hukuk istiyordum ve Orayı yazacaktım tek tercih olarak. Kuzenim beni siyasala ikna etti. Ve özellikle de maliye bölümünü ikna etti. İşte hesap uzmanı olursun. Sonra da bankacı olursun. Çok para kazanırsın diye. Yani mesela cez girerkenki motivasyonlarımdan biri buydu. Hani e, tamam bu bölümden çıkınca işsiz kalmam. Evet. Ama sonra mesela bölüme gelince aslında çok da bölümün vaat ettiği e, şeylerle ilgilenmedim ben kişisel kendi serüvenim açısından yani e, benim açımdan okulun o anki entelektüel coşkusu, politik coşkusu çok daha bağlayıcıydı. Peki sen e, liseden gelirken zaten çok da, solcu bir aileden de geliyorum dedin sol gelenekten. E, siyaseten angajı olduğun e, gibi bir durumun söz konusu yoksa daha çok siyasanın içindeyken mi şekillendi siyaset? Ben angajı değildim hatta e, tersine bir motivasyonum vardı. Benim ailemin geleneğine uzak durmaktı. Yani e, benim işte hani e, ailem, işte dayılarım, amcalarım vesaire böyle onlar dev yol. Bir tür aslında böyle hani babam işte hani o, onu reddetmeye gibiymiş. Yani evet gideceğim orada e, politik hareketlerle temas edeceğim ama bunlarla değil diye çok e, şeye gelmiştim ki e, i̇lk iki yılımda öyle geçti aslında. Yani birinci sınıf hazırlık. Hazırlığın ikinci dönemi ve birinci sınıf ağırlıktı olarak e, kim kimdir re bakmakla geçti. Şöyle bir şansım da oldu benim. Buna şans diyebiliriz bence. Bugün bakınca e, talihsizlikmiş gibi görünüyor ama ben ilk e, başta bir küçük bir yurtta kaldım. Dikime bir öğrenci yurdunda. E, bu yurt Kütahyalıların yurduymuş. Sonra e, kredi yurtlara devredilmiş yurt. E, 18 kişilikti odaları. Yani küçük bir yurttu ama. Yani 5 odası vardı toplam. 90 kişilik bir yurttu. Ve e, pardon 6 odası vardı. 108 kişilik bir yurttu topu topu. Ama e, kalabalıktı. Fakat erkek yurdu olduğu için zaten o odada 5-6 kişiden fazla hiçbir zaman kalan olmadı. Erkek yurtlarında kim kimi dumdumudur Çünkü Hatta benim üst katımda bizim siyasal, uluslararası ilişkiler okuyan Subaş Vosti diye Nepalli bir tane çocuk yatardı benim üst katımda. Ee, ben geldiğimde dördüncü sınıftaydı o. Ee, belki Nepal'de şimdi önemli yerlerde bir yerlerdeydi. Benim bütün e, hayatım e, Samsun-Artvin arasında geçti. Yani Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz arasında geçti. Yılın e, 8-9 ayını Samsun'da, Vafra'da. 3-4 ayını tatilin uzunluğuna göre e, Artvin'de Şafşat'ta geçirdim. Dolayısıyla e, 72 milletten insanla tanışma fırsatı oldu ben benim yurda gitmem. Çünkü yurtta daha fazla vakit geçiriyorsunuz okuldakiyle. Yani ben bir de şöyle bir e, şey vardı. çünkü küçük bir yurt olduğu için ne olmuş nasıl olmuşsa e, gerçekten 30 tane Kürt, 30 tane de Adanalı vardı neredeyse. Dolayısıyla iki baskın kültürel karakter. Benim ilk evim Adanalıydı. E, i̇lk ev arkadaşım Adanalıydı mesela. İki kültürel baskın e, yani baskın kültürün varlığı da çok e, şey etkileyiciydi benim için. Dolayısıyla ilk aslında e, Kürt hareketindeki arkadaşlarla samimi oldum ben orada. Onlarla e, hani yakınlaştım. Bu e, benim Karadenizli bir ee, yani Karadeniz'den çıkıp gelmiş bir çocuk olarak Kürt hareketini bakışım tamamen tamamen değiştirmedi biliyordum da e, değiştirdi ve e, hani artık o geçmişten geçirdiğim bazı e, sakat bakışları da arındırdı beni yani birebir ne yaşandığını nasıl yaşandığına dair biri bir birinci ağızlardan dinlemiş olmak hani daha önce tevatür gibi gelen bazı gerçeklerle yüzleşmiş olmak benim açımdan önemli bir deneyimdi. Hani e, Adana deneyimi politik değil. Onlarla birkaç kere maça gittim hayatımda hiç duymadım küfürleri. <laughs> Duydum, öğrendim. Öyle bir faydası oldu bana. Hani e, yurdum hani hakikaten imam hatipten çıkmış gelmiş ağrıdan sadece babasının bir ineğinin geliriyle yaşamak zorunda kalan öğretmenlik okuyan e, hani insanlarla tanışmak zor tanıştım. Bunları tanıyordum ben ama sadece kendi bir öğremden tanıyordum. Başka bir dilde konuşan insanlarla e, tanıştım. E, dindar arkadaşlarım vardı ama onların özel alanlarında ne kadar dindar olduklarını bilmiyordum. E, dindar, çok dindar insanlarla tanıştım. Bir kısmıyla arkadaş oldum. Beni, bana sinemayı hemen yanındaki ranzada da e, İsmail diye ilahiyatta dördüncü sınıfta bir tane çocuk vardı. Sinemayı çok severdi. Üçüncü sınıfta iki yıl, bir buçuk yıl beraber kaldık. Sinemayı çok severdi. E, bana filmleri hep o önerirdi. Cumartesi pazar sürekli sinemaya giderdi. Ve e, şu filme git, bu filme git diye. Ve hani mesela filmde hiç e, böyle dindar değildi mesela. Hani böyle hani etik, ahlak pro şeyleri yoktu. Bana hep o önerirdi mesela şeyi, e, filmleri. Yani böyle insanlarla tanıştım mesela. Ama Refah Partiliydi yani. Bu Karayalçı'nın kaybettiği gece çok şükür Allah'ım diye yattı uyudu. A, i̇şte 94 doks yerel seçimlerinde. E, bunun böyle bir şeyi de olan yani bir tür memlekete dair e, şey e, faydası oldu ama ben politik olarak ilk, ilk başta yani bütün e, hareketlerden arkadaş oldu, onların evlerine gittim geldim ama e, en uzun mesaiyi aslında Kürt hareketindeki arkadaşlarla geçirdim o dönem bir yıla yakın. E, onlarla daha yakın oldum, e, onlarla daha çok e, etkileşime girdim. E, 90 yani birinci yılın sonunda ben Ermeni Sanat Kültür okumaya başladım. Yani kültürü e, eski sayılarında bulup okumaya başladım ve ikinci yıl yani artık ikinci sınıfta geldiğimde e, zaten tanıdığım e, şeyler insanlar olduğu için e, o dönemki e, emek gençliği bugünkü emek gençliği hareketine yakın e, olmaya çalıştım en çok etkileyen şeylerden bir tanesi ben o zaman işte genç komlar Birliği işte hani açık alan çalışmasına geçiliyordu işte Emek Gençliği kuruluyordu, Emek Partisi girişimi konuşuluyordu Deniz açık olarak ilan edilmemişse. Ee, o dönem e, Aydın Çubukçu Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bir konferansa geldi. Erneksal Kültür Dergisi'nin yayın yönetmeniydi ve e, cezaevinden çıkılı bir iki yıl olmuştu daha. Ve e, Türkiye'de en uzun süre aralıksız cezaevinde kalan e, tutuklu mahkumdu. Cezaevi'nde yazdığı Mantık ve Diyalektik ve Teoride Eylemde Diyalektik Materializm kitapları büyük sükse yaratmıştı. Ve hani e, gerçekten bir e, büyük bir aydın olarak çok büyük saygı görüyordu. Konferans soludu, tıktım tıktım doğmuştu. Bütün hareketlerden, yani, yani çok büyük örgütler üstü bir etkisi vardı. Ama asıl çarpıcı şey, siyasalın bütün o büyük hocaları en ön sıralara konuşlanmışlardı. Öyle bir... ...etki yaratmıştı. Ben şimdi biraz bugün dönüp bakınca... ...Dev Yol gibi çok pratik bir... geleneğin yer almış bir aileden... ...çıkıp bu kadar teorik bir şeyi beni cezbetmesi... ...biraz belki o dönem olmuş olabilir. Yani daha entelektüel bir alana dair ihtiyaçla ilgili bir şey. Burada şeyi kastettiğim... ...yanlış anlaşılmasın. Dev Yol'un pratik bilgi bakıp kastettiğim şey hani e, İstanbul'da, Ankara'da, Merkez'de nasıl bir teori üretildi değil, bunun e, Gürcistan sınırında, Artvin'in köylerinde nasıl bir pratiğe dönüştüğüyle ilgili e, dinlediğim hikayelerden gelen bir şey büyük ihtimalle. Dolayısıyla o entelektüel iddia beni çok cezbetti. E, o şey, yani böyle bir zamanda bir hareketin bu kadar güçlü bir entelektüel iddiayı ortaya koyabilmesi. Sonra Özgürlük Dünyası yayınlarını okumaya başladım ki zaten dediğim gibi ee, örgütteki arkadaşlarla, o harekete yakın arkadaşlarla temas halindeydim. Ee, onlarla birlikte zaten e, belli dernek şey, kulüplerde, belli topluluklarda birlikte hareket ediyorduk. Dolayısıyla yavaş yavaş politik mücadelenin içine girmeye başladım. Yani inisiyatif almaya başladım, ee, bilim toplantılarına katılmaya başladım, parti toplantılarına katılmaya başladım. Gençlik mücadelesinin e, bir parçası olmaya başladım. Bu 94'lerin sonu gibi. Zaten 95 94'ün sonunda da daha doğrusu 95'te 95 sonbaharında da öğrenci hareketi patladı. Dolayısıyla ondan sonra zaten tamamen pratiğe dökülen bir süreç başladı bizim açımızdan. 95-96 sezonu özellikle Ankara'da tamamen sokakta ve kampüs dışında, sınıf dışında geçti. Şimdi sen tabii kendi içinde yer almaya başladığın e, siyasi hattan bahsettin ama başka hangi e, siyasi gruplar var siyasalda? Bir de şunu sormak istiyorum, e, diğer üniversitelerde kulüp denilen yapılar e, siyasalda topluluk olarak mı geçiyor? Evet bunlar topluluk, adı topluluktu bizde. Yani işte edebiyat topluluğu, sinema topluluğu, işte siyaset felsefesi topluluğu. Ee, diye gider. İşte Balkan Araştırmaları topluluğu vardı o dönem hatırladığım kadarıyla. İsmi komik olduğu için, ismi komik gelmişti bana Balkan'a. İnsan, insan niye başka Balkan araştırmalarına ihtiyaç duyar falan. Yani bugün olsa kesin AB'den para almışlardır falan diye <laughs> düşünebilir de. O zaman hani e, işte birlik olarak kadın birliği kuruldu sonra. Tam da bu dönemlerde 94-95'lerde kadın birliği kuruldu ve e, o dönem e, bizim hareketin içerisindeki e, kadın arkadaşların özellikle de kadın sorununa dair özel çalışmalar yürüttükten sonra böyle bir e, politik hatta ihtiyaç olduğuna dair e, ciddi bir e, gözlemleri vardı ve bunu denemek istediler. Ve bir anda çok büyük ilgi gördü bir anda. Yani ilk toplantısını işte 10-15 kadınla yaptı, sonra o böyle 30'a çıktı, sonra 60'a çıktı, sonra... Dekanlıkla görüşüp özel amfi kapatıldı. Onun toplantı saatlerindeki ders programı boşaltıldı ve işte dekanlık e, orada toplantılar yapıldı. Sonra işte e, mevzu çok detay bilmiyorum ama hani hatırladığım kadarıyla işte sadece böyle e, teorik kadın problemlerini, kadın sorununa dair teorik tartışmalardan çıkıp çok kişisel kadın birliğine gelip giden kadınların Kişisel hayatında yaşadıkları, o an için yaşadıkları durumlara dair işte ne bileyim belki işte şiddete, cinsel psikolojik şiddete dair mevzuların konuşulduğu, bunlara çözüm aranmaya çalışıldığı bir yöne doğru da evrildi bir süre sonra. Ama çok etki yarattığını gözlemledik. Bunun şöyle bir tarafı da var açıkçası. Bu sadece oradaki kadın... ...kasabaların kendilerini geliştirdiği, işte kendilerini e, bir başka bir noktaya taşıdığı bir şey değildi. Bizi de öyle yaptı. Yani biz de işte öyle Anadolu'nun çeşitli kasabalarından kopup gelmiş ve saksı da büyümemiş e, erkek bireyler olarak bir anda böyle... ...hani daha 6 ay önce ne var ki ya bunda dediğimiz şeylerin aslında o bayağı da bir şeyler var olan e, iyi şeyler olmadığını anlamaya başladık bir anda... Dolayısıyla çünkü onlarla sürekli birlikte hareket ettiğimiz için bu bizim açımızdan çok öğretici de oldu. Ben o bakımdan da o kuşağı yani erkeklerinden birisi olarak kendimi şanslı hissederim. O hareket, o fakülte içindeki o hareket bana da birçok şey öğretmiştir. Kadın sorununa dair nasıl düşünmem, nasıl yaklaşmam gerektiğine dair. Diğer siyasi hatlardan biraz hmm, bahsedelim. Pardon. Ee, şöyle bir benim o dönem hemen hemen her hareketten vardı ama ağırlıklı olarak okulda aslında kendini hissettiren sol hareket olarak düşündüğümüzde üç hareketten söz edebiliriz. Bir tanesi koordinasyon dev yol geleneği, bir tanesi e, halkın kurtuluşu geleneği benim içinde olduğum gelenek, bir tanesi de Kürt hareketi, yurtsever öğrenciler. Ve fakat benden önceki dönemde dernekte yaşanan tartışmalardan dolayı Kürt hareketi okulda faaliyet yürütmeyi bırakmıştı. Sadece dernekte yaşanan tartışmalardan değil, tabii onların kendi politik çizgilerinin aldıkları kararla da ilgiliydi bu aynı zamanda ama yani okulun içerisinde politik faaliyet yürütmüyorlardı. E, okula devam edenler geliyorlardı, derslerine giriyorlardı ve politik faaliyetlerini genelde okul dışında icra ediyorlardı. Yani o yüzden çok görünür değildi e, okul dışında okulun içerisinde e, Kürt hareketi ama o dönem özellikle benim e, paydası e, parçası olduğum dönemde e, koordinasyon ve e, emek gençliği hareketi çok baskındı. E, koordinasyonun gücü sayısallığından geliyordu. Sayısal olarak çok hızla e, gelişebiliyorlardı çünkü popüler bir dil kullanıyorlardı, popüler sloganlar buluyorlardı ve e, o hoşnutsuzlukları çok hızlı nüfus edebiliyorlardı. Bizim gücümüz ise e, entelektüel etkimizden geliyordu. Biz aslında 17-18 kişiydik ama herkes biz 150 kişi falan zannediyordu. Çünkü işte hani topluluklar, hani dergi çıkarıyoruz, onu yapıyoruz, panel yapıyoruz, hocaları çağırıyoruz, hocalardan hani böyle doğrudan muhatap alınıyoruz vesaire. E, yayınlar var ve bu o etki yani e, etkimiz olduğumuzdan aslında çok daha büyüktü. Yani işte 20 kişiye yakındı, 40 kişiye yakın doğrudan etkilediğimiz 40-50 kişilik bir şey vardı ama yani dışarıdan bakıldığında çok daha büyükmüşüz gibi e, algılanıyordu. O da dediğim gibi içerideki, okuldaki e, entelektüel üretime ciddi bir katkı sunuyordu. Bizim B.S. olarak da bizim arkadaşlarımız okuldaki tartışmalarda da sadece yayın anlamında değil. Yani işte e, küçük amfiye toplanıp eee harslarla ilgili bir eylem tartışması yapıldığında ee, bizim örgütteki arkadaşlar konuştuğunda tartışma başka bir yere evrilirdi artık. Yani oradaki entelektüel şey e, görülürdü. Bunun muadili de mesela sahada şöyle olurdu. Hani diyelim sahada e, işte 2000 tane öğrenci var ve onu bir yere yönlendirilmesi lazım. Yani biz bu tarafa dediğimizde hayır koordinasyondaki arkadaşlar ne tarafa derse oraya gidilirdi. Sahada da onların o ivmesi, coşkusu, heyecanı daha baskındı ve e, mesela eee 96 mı 97 baharında dil tarihin işgaline biz karşı çıktık alanda. Ama işgal edildi çünkü biz tutamadık kitleyi ve yani onu sürükleyip götürdüler oraya. onu, ee, onu biraz anlatalım mı? Ne olmuştu dil tarihte? Şimdi bu işte harç eylemleri zamanı işte Kızılay'da ortak büyük bir eylem gerçekleştirildi. Ve e, o dönem işte İstanbul'da da işgaller başlamıştı ve Kızılay Meydanı olduğu için en yakın okul, ben, ben öyle olduğunu düşündüm her zaman. Tabii ki bu arada dil ciddi faşist baskılar vardı. Yani dil tarihte şöyle bir durum. Yani mesela Gazi'den farklı olarak Gazi de e, hep egemen de ülkücüler yani o dönem. Ama dil tarihte güçlü bir solcu damar hep vardı ve fakat polis ve hani ülkücüler hep polisin ve idarenin desteğiyle Orada çok ağır bir şey kuru, kuruyorlardı. Yani aslında sayısal olarak Üstünlük her zaman e, yani solculardaydı, yani demokrat öğrencilerdeydi ama dolayısıyla diltari e, bir tür de şeydi, e, ne derler, e, korunması gereken bir şeydi. Yani mesela biz siyasalda çok özgündük aslında. Çünkü o dönem Celal Göl'e dekan, siyasalın bahçesine polis girmesine izin vermezdi. Dolayısıyla polis e, dışarıda kampüste bir eylem yaptığımızda, biz bahçeye kaçtığımızda polis bahçe kapısında dururdu, giremezdi içeriye o dönem dekanların öyle bir yetkisi vardı. Böyle bir cesareti de varmış demek ki. Dolayısıyla biz siyasalın içinde hem sayısal olarak da moral olarak da üstün olduğumuz için çok ciddi e, ülkücü, faşist tehdidiyle çok karşılaşmıyorduk açıkçası. Ama sıkça şöyle bir gelirdi bize mesela her ay birkaç kere işte e, dil tarihi faşistler basmış hadi işte gazi faşistler basacakmış koşun gibi böyle hani böyle işte hukuka ve bize böyle bir anda öyle oradan birisi gelip dil tarihi faşistler basıyor koşun diye. Çünkü Gazi'den gelirlerdi. Başka okullardan gelirlerdi falan. Ee, öyle bir şey vardı. O dil tarihi işgali işte e, eylem yapıldı, bitti ama hani heyecan daha devam ediyor ve yani bir biçimde e, dil tarihe gidiyoruz arkadaşlar diye bir yönlendirme yapılınca böyle o kitlenin yarısı dil tarihe doğru döndü. Hani biz o sırada tabii git gidip şeyi de yapamazsın. Hayır gitmiyoruz da diyemezsin. O da eylem kalıcı kılacak ama eee hani bunu onaylamıyoruz arkadaşlar. işgal yani iş politik olarak işgal, okul işgalini doğru bulmuyorduk. Çünkü bunun e, okullardaki polis işgalini meşrulaştıracağını düşünüyorduk. kişi olarak hala öyle düşünüyorum. Yani okullara polis yerleştirilmemişti. henüz. Dolayısıyla bu tür bir işgal, yani polisin okula girmesi ve orada kalıcı hale gelmesine neden olabilir. Dolayısıyla hani işgal bugün için bir araç, hani işgalin kendisi bir politik araçtır ama bugün için doğru bir araç mıdır? Bunu kullanmalı mıyız? Okulları işgal etmeli miyiz tartışmasında? Biz e, okul işgallerini o dönem için karşı çıkıyorduk. Siyasalda da benzer şeyi her zaman savunduk. Çünkü e, siyasalda görece bir özel durumumuz vardı. Yani orada e, içeride polis olmadığı için, e, kampüste polis olmadığı için, resmi polis olmadığı için en azından siviller tabii ki cirit atıyorlardı e, ee, özgürce propaganda yapabiliyorduk. Rahatça çalışma yürütebiliyorduk. Ee, dolayısıyla bu hani diğer öğrencilere ulaşma, onları etkileme, onların cesaretinin kırılmaması. Çünkü içeride böyle polisler oldu mu cesaret de kırıcı bir şey mi? O yüzden biz o dönem okul işgallerine karşıydık zaten. Hani o hatırladığım kadarıyla çünkü bir, de bir taraftan da işte 30 yıl yakın zaman geçmiş ama e, o şeyi hatırlıyorum. Çünkü ben de o dönem e, işte e, Eğilimin bizim taraftaki aktif e, bireylerinden bir tanesiydi. Oldukça ses getirmişti ama televizyonlar... Tabii tabii yani ses getirmişti. Yani bu tür eylemler zaten bir e, ses getiriyordu. Bir de bunların şöyle bir tarafı da var. Yani e, ana akım medyanın o dönemki iktidarla kurduğu ilişkiye de bağlı oluyordu bunlar. hani Hani duruma göre terörist olabiliyorduk. Duruma göre de gençler harçlara isyan etmiş olabiliyordu. O dönem işte e, anayol iktidar vardı hatırladığım kadarıyla. İşte hani Çiller'le hatırlarım Doğan Medyası'nın arasındaki bağlantının o dönem nasıl olduğuna bağlı olarak işte hani gençler tepkilerini dile getirdiden hani vandallara kadar değişen bir şey vardı. Buradan biraz geriye giderek bir şey hatırlatmakta fayda var. Bütün bu bahsettiğim dönem aynı zamanda da Türkiye'de politik olarak yani üniversiteler dışında çok ciddi bir politik e, gerilimin olduğu bir zamana da tekabül ediyor. Şimdi buradan bakınca gelmeden önce biraz böyle yazılan yazılara baktık da sanki böyle e, işte 94 krizinden sonra harçlara %35 zam yapılmış da vay efendim diye öğrenciler ayaklanmış gibi sadece buymuş gibi. O ateşleyen şey oldu. Çünkü hemen öncesinde zaten 93'te Sivas, yani 93 konsepti yaşanmıştı bir yıl öncesinde. Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle başlayan, Özal'ın şüpheli ölümüyle devam eden, Sivas katliamıyla zirveye çıkan, arkasından başbağların yaşandığı, yani siyaset bilgilerinin, hani işte birçok kişinin 93 konsepti dedi. Yani devletin bir makas değiştirdiği ve işte bütün cerahatin susurlukta patladığı bir dönem de aynı zamanda. Yani ee, Kürt illerinde durmadan e, insanların göz altında kaybedildiği, köylerin yıkıldığı şey bir dönemde. Dolayısıyla bütün bunlar hani bir birikim ve öfkeyi de beraberinde getirmişti bir kuşak bu bu kuşağın gençliği açısından bakıldığında yani 95 baharında Gazi patladı, Gazi e, Katliam patladı. Ondan sonra hani bütün bu hikayeler üst üste üst üste geldiğinde e, 90 4 krizinden sonraki harç bunu ateşleyen bir şeye dönüştü. Çünkü aynı zamanda bu sadece e, solcu politik gençlerin değil harç şöyle bir şeydi beraberinde getirdi. Bütün o özal döneminden beyri gelen o neoliberal yıkımın artık böyle bütün orta sınıflar tarafından da hissedildiği e, alt sınıflar tarafından da hissedildiği bir yani hissedilir hale geldi, yakıcı hale geldiği bir şeydi. Dolayısıyla Öyle hani anne babası öğretmen, çocuk ya hani ee de sağcıyım, ne solcu, futbolcuyum, futbolcu modundan çıkmak durumunda kaldı. Yani okul masraflı hale geldi. Bütçeleri kısılmaya başlandı. Anne babası daha az para göndermeye başladı ve onun için bir ciddi bir problem haline geldi. Çünkü o dönem hala ee, üniversitelere yoksul halk çocukları gelebiliyordu. Gerçekten hani köylü çocukları, böyle... Ee, ben devlet lisesi mezunuyum. San, Bafra Devlet Lisesi mezunuyum. Biz 6 kişilik bir erkek arkadaş grubuyduk takdir edersin ki o zamanlarda. Ee, ikisi tıp, üçü tıp doktoru, ikisi diş doktoru, biri makine mühendisi. Diğer arkadaşlarımız Yani basit bir devlet okuluydu burası. Ve yani bütün sınıfta çok daha hani sınıftan muhtemelen 15 tane falan doktor çıktı yani. Ee, dolayısıyla böyle bir e, dönemden e, çok hızlı bir şey yani bugün artık hani bu, bu tür üniversitede orta üst sınıfa ait olmayan hiçbir çocuk e, gidemiyor. Dolayısıyla çok yakıcı bir şekilde hissettiler aynı zamanda bu ekonomik krizi. E, sol hareketlerinin e, bu şeyi görüp ateşlemesi e, başka bir şey ama benim kişisel gözlemim yani bütün o dönem o e, özellikle 90 e, yani hani vurmumcu suyu kastıyla başlayan ve Gazi ile sonlanan o bütün o evrede sonlanmayan bir Gazi'ye kadar olan o aralıktaki bir de hani biz yaşamıyoruz ama sürekli Kürt illerinden e, haberler geliyor işte e, insanlık sürükleniyor manşetleri atılıyor göz altında kayıplar var şey yapıyor cumartesi anneleri henüz çıkmışlar mıydı, hatırlamıyorum yok daha sonra çıktı onlar 95'te mi çıktılar, 95 çıktılar galiba o yıllarda o yıllarda evet, hani heh. Evet, heh, evet. O, o, yıllarda hani e, biz de bu kuşak şeye çok yakın bir kuşaktık biz. Yani e, tanıdığımız insanlar, bildiğimiz insanlar e, gözaltında kaybediliyordu. Mesela Metin Göktepe oldu 96'da yani bildiğimiz birisiydi. İşte e, ne bileyim e, bir arkadaşımız hani sürekli operasyonlar yapılıyordu üniversite. Yani işte mecliste pankart açıp 96 yıl alan arkadaşlarım bir kısmı başka bir harekettendi ama yakın arkadaşlarımızdı siyasalda bizim arkadaşlarımızdı yani her gün kantinde oturup arada dayanıştığımız arada çatıştığımız politik olarak çatıştığımız ama çay içip nihayetinde karşıda king oynadığımız yakın arkadaşlarımızdı bir kısmı dolayısıyla böyle bir birikimin üzerinden de inşa edildi bunu çok atlamamak lazım o 90'ların şeyi çünkü ben hep geriye dönüp düşündüğümde işte özellikle 91, 89, 90, 91 buralarda solcu olmaya karar vermiş ee, kuşan kendim de dahil olmak için motivasyonu anlamakta zorlanırım. Çünkü hani gözünüzün önünde duvar yıkılıyor, Sovyetler Birliği çöküyor, işte bütün dünyada işte bak sosyalizm olaydı, şey düzgün bir şey olaydı, yaşamazdı falan derken işte e, bir şekilde burada çok güçlü bir şekilde bu sadece mesela şey açısından da değil. 12 Eylül'den sonra sol politik örgütlerin de yeniden canlandığı 90'ların ortasına hatta böyle 2000'lerin başına kadar ivmelenerek büyüdüğü bir döneme tekabül ediyor. Mesela ÖDP'nin o dönem yarattığı havayı düşünün. Yani e, Türkiye'de tuhaf bir şey vardı. Bunun bence özgün koşullarını yaratan şey 12 Eylül'dü. Yani zaten hani 12 Eylül Darbesi o kadar ağır bir e, toplumu o kadar ağır bir şeyden geçirmiştik ki dolayısıyla bunun alternatiflerinden bir tanesi de yine sol olarak kendisine CHP'nin o dönem yarattığı etki buna eklenebilir çünkü CHP'nin içerisinde ciddi ciddi faaliyet yürüten sol kadrolar, sosyalist kadrolar o dönem mevcuttu özellikle Taşra'da çünkü Taşra'da kamufle olmak için iyi bir e, aparattı, meşru bir açık bir parti o dönem dolayısıyla. E, bütün bunların birikiminin sonucu olarak da e, o hareketi katılan gençlerin ortaya çıktığını düşünüyorum. Çünkü rasyonel değil. E, bir arkadaşım e, işte Amerika'da ve Avrupa'da da dersler verdi. E, mesela bunu anlattım. Türkiye'de toplumsal hareketler, Türkiye'de toplumsal tarihinde bunu anlattığında hani kendini e, hani ben 90'ların başında solcu oldum diye anlattığında, sosyalist olmaya karar verdim diye söyledi. Mesela kafsalıları pek ...almıyor hani nasıl abi hani her tarafta yıkılırken sen nasıl bir anda böyle bir şeye karar veriyorsun... Hani ...91'de ben sosyalist olayım bari diyorsun e, diye mesela rasyonize edemiyorlar. Ben biraz Türkiye'nin çok özgün koşulları e, oldu Başka bir tartışmanın şeyi ama e, biraz 12 Eylül'ün yarattığı koşullarla da ilgili olduğunu düşünüyorum bunun. Biraz önce CHP'ye değindim. Bu aslında çok konuşulan bir konu başlığı da değil. E, tartışılan bir konu başlığı da değil ama biraz daha sanki derinlemesine de bakılması lazım... Ee, yine başka bir kontekste konuşuyoruz ama e, aynı zamanda sadece sosyalistlerin değil Kürt hareketin yani Kürt milletvekillerinin de e, evet. meclise girmeleri, e, o milletvekilinin daha sonra e, meclisten tutuklanarak çıkarılmaları, bunlar aslında hep, hepsi görsel olarak da bizim yaşadığımız dönem içerisinde gözümüzün önünde olan keza Urmuncu cenaze e, Urmuncunun öldürülüşünün ardından gerçekleşen cenazeydi ben biraz öyle. E, görüyorum. Yani bizim kuşağın hep e, 12 Eylül'den gelen bir takım hikayeleri duyması ama bunların tam gözün önünde cereyan etmiyor olması bir anda o Tabii. hikayenin değişmesi de anlamına geldi değil mi? Tabii düşünsene. Şimdi ben 92 Ekim'inde Eylül'ünde Eylül'ün başında başladı şey. 92 Eylül'ünde okula gittim Ankara'ya. 90. Ocağında mumcu öldürüldü. Katıldığım en büyük cenazelerden bir tanesiydi. Temmuz'da Ankara'da ailemle. Yani 25 Ocak'ta cenazeye katıldım. 4 Temmuz'da büyük cenazeye, Ankara'da büyük bir eyleme katıldım yine. Ondan sonra e 95'te Gazi oldu. 96'da Metin öldürüldü. Şimdi bütün bunlar hani bizim başkentte yaşadığımız şeyler bir taraftan da. Yani hani bu böyle daha böyle Kürdistan'a doğru gittikçe çok daha katmerlenerek şey yapıyor. Hani onun bir partisi olmasanız da Zaten bir öfkeniz var, onun öfkesi de birikerek size doğru geliyor. Ee, bir taraftan da. Yani e, dolayısıyla senin söylediğin CHP'nin ben mesela CHP'nin çok az tartışıldığını düşünüyorum. Bugün bir model aranıyor ya, ana akım bir model. Çok doğru bir model olduğunu düşünüyorum o dönem açısından bakıldığında. Ve hani e, bu şeyin e, oturumun mevzusu değil ama hani CHP'nin CHP, CHP ile aslında bir devlet operasyonu bayağı de onun bir ıslah etme şeyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bence bugün bir ana akım sol siyaset için iyi bir örnek CHP'nin o dönem yaptığı şey. Yani hani yine dediğim gibi ana akım rejim içi bir sol siyaset için bile iyi bir örnekti. Çünkü ciddi bir toplumsal tabanı vardı ve yoksul kitlelerle ciddi bağlan, bağ kurmayı başarabilmiş bir hareketti. E, o bakımdan çok üzerinde durulduğunu... Bunun için ayrı bir kayıt yapalım. Evet, yani ben çok <laughs> gözlemedim. Bu, yani yani ben sadece hani bununla ilgili bir tespitim var. Evet. Hani bununla ilgili çalışma yapmak lazım. Hani o da ben değilim. Ama hani böyle bir gözlemim var. O dönemi yaşayan birisi olarak da bunun böyle olduğunu biliyorum açıkçası. E, haliyle e, bakmak lazım aslında evet. yani. CHP iyi bir modeldi çünkü. İşte bütün bu siyasi atmosfer içerisinde öğrencilerin de üniversiteler içerisinde kendi talepleri var. Siyasalda baskın olarak üç gruptan bahsettin. Bunlarla biraz iletişimi de anlatır mısın bize bütün bu talepleri gerçekleştirmeye ya da o siyasi hedeflere yönelme konusunda nasıl ortak çalışmalar yapıyordunuz? Yapıyor muydunuz? Yapıyorduk. Yani mesela koordinasyondaki arkadaşlarla yapıyorduk zaten. Yani şöyle bir şey olmuyordu. Hani herkes kafasına göre takılmıyordu. Ee, özellikle diyelim ki Cebeci Kampüsü özelinde ya da Ankara özelinde bir şey yapılacaksa önce ortaklaşmaya çalışıyorduk. Sloganlarda ortaklaşmaya çalışıyorduk. Taleplerde ortaklaşmaya çalışıyorduk. Aslında eylemlerin çok büyük bir kısmını da birlikte yaptık o dönem. Çünkü eylemli özellikle de e, eğitime yönelik talepleri. Yani biz özer, işte öz, üniversitenin özelleşmesi, yükün kaldırılması, harçların kaldırılması, işte... E, işte bilim işte eğitimin daha da bilimsel hale getirilmesi gibi çok temel meselelerde e, ortak eylemler yapıyorduk. Hem Cebeci kampüsünde yapıyorduk. Birkaç kere e, işte kampüsten çıkıp e, yokun binası vardı Cebeci'de. Oraya yakın ya da kredi yurtların hatırlamıyorum. Kredi yurtların olabilir. Oraya yürüyüş, bir, ortak yürüyüşler düzenledik. Yani hemen hemen her mevzuda temas halindeydik. Zaten dediğim gibi bir kantinde bilteydik zaten. Yani dolayısıyla hani böyle oturup karşılıklı uzun uzun şeyler değil ama hani temsilciler aracılığıyla gidilirdi, konuşulurdu. Ya böyle bir şey var, biz böyle bir şey düşünüyoruz, siz ne derseniz falan filan. Ya da bir şey duyulurdu ya bak işte hani böyle bir şey olacakmış ama ya onu orada yaparsanız polis girer. Acaba okula polis sokmasak mı falan filan diye. Hani kaygılar da iletilirdi, öneriler de iletilirdi. Bir e, temas hali vardı. Aslında mesela biraz şey gibi hareket düşük oldukça yani gidiş bu o zaman başlıyor. Yani hareket yüksekken uzlaşmak da politik ortaklıklar bulmak da kolaylaşıyor. Çünkü o zaman tartışma teorik olmaktan çıkıyor. Talepler üzerinde daha kolay birleşiyorsun. Şimdi teoride birleşmek zor. Ama işte parasız eğitim. Yok kaldırılsın. Hani bunda tartışacak ne var işte hani. Eylemin biçimini tartışabiliriz. İşte hani ...finalde işgal olacak mı olmayacak mı? Hani çok istiyorsan sen gidip işgal edersin ama hani biz bunu doğru bulmuyoruz. Hani sizin de yapmamanızı tavsiye ediyoruz ama hani... ...yapacak gücün varsa artık yaparsın. Yapacak hani onu biz bir şey yapamayız. Hani o hareketin yüksekliği aslında... E, ...ortaklaşmayı beraberinde çok daha kolay getiriyor. E, biraz önce de dediğim gibi Kürt hareketi... ...okul ve eğitim talepleriyle ilgili şeylerini çoktan bırakmıştı. Yani bizim taleplerimiz arasında ana dilde eğitim vardı. O dönem e, emek gençliği e, e, 94'lü bir imza çalışması e, yürüttü, 3000'e yakın imza toplantı ve onu bakanlığa verdi. Onun talepleri arasında Anadil'de eğitim hakkı vardı. Biz e, hayatımda yediğim en güzel polis ayaklarından bir tanesi onun finalindeydi. 96 e, baharında, Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam e, bir eğitim şurası, Milli Eğitim Bakanlığı bir eğitim şurası toplandı. Biz bütün illerden gelen öğrenci delegelerle alternatif bir eğitim şurası toparladık iki gün boyunca aynı zamanlar alındı ve o eğitim şurasından çıkan kararları içinde ana dilde eğitiminde yine oldu. Kararları Milli Bakanlığı'na götürme kararı aldık. Orada biraz hırpaladılar bizi. <laughs> <laughs> Hay Hayleyur falan orada. Ee, biraz böyle sırtım bir e, harita gibi olmuştu job yemekten böyle morarmıştı falan bir arkadaşımın kaburgası çatlamıştı vesaire. Sonra ertesi gün de göz alındık zaten. Böyle bir e, şey olmuştu ama hani e, orada şöyle bir şey oluyordu yani hani e, bu bizim eylemimizdi ama e, biz eyleme başlarken mesela diğer örgüt deki arkadaşlar bir katılım çağrısı yapmazlardı ama onların e, önderleri, liderleri, o dönemki aktif şeyleri oradaydılar mesela. Hani oraya gelirlerdi, e, destek amaçlı bulunurlardı o şey. Çünkü o taleplerin arkasında onlar da var. Ama belki riskli buldukları için, kendi kitlelerini böyle bir e, çatışmanın ortasına atmak istemedikleri için. Belki başka politikler, tersinden bizim de öyle olurdu. yani Biz de atıyorum koordinasyonun bir eğilimine kitlesel katılım çağrısı yapmazdık ama e, biz gidip bakardık hani. Ne oluyor, ne bitiyor. Selam verirdik, hayırlı olsun arkadaşlar derdik. Hani bu tür şeyler e, olurdu. O dönem çok daha çok gergin değildi açıkçası. E, en azından Cebeci Kampüsünde öyle değildi. Daha dayanışma e, ağır basıyordu Cebeci Kampüsünde. E, onun dışında yani bu bizim bu bahsettiğim iki örgüt için hani Birkaç dikikolu arkadaş vardı ama onlar da yine okul içinde çok faaliyet yürütmezlerdi. İşte disipli birkaç arkadaş vardı ama çok küçüktüler. Yani çok etki, böyle etki kurabilecek kadar e, bir şeyleri yoktu açıkçası. Hani e, okulda yaygın bir etki kurabilecek kadar bir şeyleri yoktu. Bir de e, bağlantısızlar diye her dönem şey yaptığımız. Hani aslında öyle bir e, o kantinin yarısını kapsayacak kadar herkes de iyi geçinen e, ama hiçbir örgütle de organik bağ kurmamaya özen gösteren, onun eylemine de giden, onun eylemine de katılan, bir o masada oturan, bir masada oturan, hani böyle demokrat dediğimiz bir e, şeyde vardı, kitlede vardı açıkçası o dönem. Hani e, o kantinin bir parçası olan, kendisini oraya ait hisseden, e, yukarıda cikslerin katıldığı, şey takıldığı kantine takılmamayı tercih eden bir geniş kitle de mevcuttu. Burada şeyi de e, belirtmekte yarar var. Siyasalın o dönem ee, şeyleri azdı. Mesela bizim bölüm 60 kişi alıyordu sadece bütün Türkiye'den. Yani e, böyle 90-100 civarı. Mesela uluslararası 90 alıyordu, kamu 100 alıyordu. Böyle çok az. Toplamda her yıl 300-400 kişinin girdiği bir okuldu. Dolayısıyla öğrenci sayısı 1500'den fazla değildi. Ve devam mecburiyeti olmadığı için de e, aslında düzenli olarak 300-400-500 öğrencinin düzenli geldiği bir okuldu. Yani her gün 300-400 öğrenci gelir giderdi dersine göre. Ders olmayanlar gelmezdi. E, Buna rağmen hadi bunu böyle şişirerek böyle 600-700'e çıkarırsak aslında o dönemki hareket okulu düzenli olarak gelen kayıtlı insanların yarısının yarısına temas edebildi. Yani en az bütün o 2 yıl boyunca o okula gelen 700-800 kişinin en az 500'ünü bir eylemin parçası haline getirmiştir. O dönemki hareket. Yani ya en çok korkan kampüsteki, kampüsün önünde, okul fakültenin önündeki basın açıklamasına bir çıkmıştır. Bir bakmıştır. Ee, en kötü hani kampüsten çıktığımızda vazgeçmiştir, okula girmiştir tekrar. Ne bileyim e, bir sonraki Kurtuluş Parkı'nın oradaki ilk çevik kuvvet barikatını gördüğünde şey yapmıştır falan filan. Ne böyle aşama aşama da olsa hani herkes bir şekilde bunun bir parçası haline gelmiştir. Burada şeyi de atlamadan geçmeyeyim. Hani başımıza geldiği için e, televizyon ekranlarından açıkça tehdit edildiğimiz bir de bir dönemdi. Yani sadece bizim değil, bütün hareketlerin yani biz e, Ertürk e, neydi o programın Anadolu'dan. adı? Anadolu'dan görünüyor evet. ötekisi. Ertürk Gündem'in o TRT'de yaptığı kontra programında e, bir arkadaşım ve ben e, pankartı tutuyoruz. E, onun soğuk Ankara soğuğu. Böyle bir Pushi de değil aslında bir şal var böyle kafasına sardı hava soğuk olduğu için böyle bu dudaklarını falan da kapatmış. Böyle hani kamera böyle bizi doğru zoomlayıp sonra ona yaklaşıyor ve hani komünizmin tuzağına düşmüş bu genç falan diye birkaç hafta üst üste gösterdi bunu. Yani dolayısıyla sonra biz bir Hakları bu basın açıklaması yapmak zorunda kaldı o arkadaşımız hani hedef gösteriliyorum diye. Çünkü hani e, doğrudan e, hedef gösterildiğimiz de yani o kuşaktaki eylemlerdeki şeylerin o pro, programlarının olduğu, doğrudan hedef gösterildiği. Bir de ee, polis işini çok iyi yapardı. Hakkını yemeyelim. Yani her e, politik hareket için bir masa vardı. Ve onlar şahsen tanırlardı. Yani mesela şöyle bir şey olmuştu. Bizim teşkilata yönelik bir baskında başka bir e, öğrenci de var. Başka bir örgüte öğrenen, yani örgüte... Evet, hareket eden bir öğrenci de var. Onu almıyorlar. Senin için gelmedik, sizin için ayrıca geleceğiz diye. Çünkü kim biliyorlar. O evde o saatte kim var, kim yok, kim Ahmet, kim Fatma, kim Hasan. O kadar iyi bilirlerdi ki şeyler. Bunun ilgili bir e, anım var. Ben e, 97'de İstanbul'a döndüm. E, işte İstanbul'a geldim. Erhan Saygı Hastanesi'nde e, çalışmaya başladım. Aynı yıl kız kardeşim Ankara İletişim Fakültesini kazandı. 97-98 öğretim yılı. 98 Mart'ında yanlış hatırlamıyorsam Kızılay'da bir eylem oldu yine. Ve ben de o eyleme gazeteci olarak oradaydım bu sefer. Ankara'daydım. Gazeteci olarak etrafta gidiyordum. Kız kardeşimi e, böyle gözümün önünde alıp gözaltına alıp arabaya koydular. Onun da ilk eylemi, ilk gözaltısı falan. Sonra e, o dönem evinde kaldım arkadaşla. Yani benim kendi eski evimdi. E, öğrenciken kaldığım evdi. E, yine onların evinde kalıyordum bir haber geldi. Ev bas, evi basmaya geliyorlar diye. Biz oradan kaçtık. Ertesi gün başka bir evde kaldık. Oraya da haber geldi. Baskına geliyorlar diye. Biz oradan kaçtık. Üçüncü evde yakalandık. Meğersem gözaltına aldıkları kişileri evlerine götürüyorlarmış. Arama yapmak için onlarla beraber. Biz üçüncü evde yakalandık. Biz de yakalandık yani. kapıdan gelen polis bizim fındık burun dediğimiz bir tane sivil vardı. O Şenay yoksun iki yıldır dedim bana. Unutmamış mesela. İsmim ne? Yani ben artık okuldan çıkmışım. Bir yıldır yokum şeyde kampüste. Niye geldin ki dedi. Dedim kardeşim var mısınız? Kimse kardeş ya dedi. İşte dediler, Aa çok iyi falan. Onu hani i̇yi bakıyoruz ona merak etme. Bırakacağız zaten ya bir iki günü merak etme. Ne olacak ki öğrenci elim. Bil sen bilmiyor musun falan. Diye bir dalga geçti. Hani bilmiyor musun öğrenci ne olur. İki gün sonra bırakırız. Ya yani şimdi şey yapıyoruz. Biraz gözdağı veriyoruz. Korkutuyoruz falan diye. Muhabbet etti benimle. Bilirlerdi yani hani kimdir, nedir falan diye. Hani bir taraftan da böyle bir şey vardı. Hani ismen bilindiğimi, an, hani annemin babamın arandığını. Hani aranırdı annelerimiz, babalarımız. Hani... Biraz da sert bir dönem aslında. Yani görece hani 80'den çıkışta artık e, bir, belli bir rahatlamanın e, olduğunu düşündüğümüz. Ama bir taraftan da polis baskın, ev baskınları. Tabii da. tabii. Göz altında daha sert bir sürecinde yaşandı Tabii değil. tabii bir de henüz daha gözaltı süre, yani sonradan 4 güne düşürüldü. Biz Hı. girdiğimizde gözaltı sürelerinin daha 15 gün olduğu dönemlerdi yani. Hani haber alınamazdı. Yani, Biraz önce söyledin aslında gözaltına alındık diye. Nereye götürdün? Biz o zaman eylemden alındığımız için terörle mücadele şubesine götürüldük. Ve hani orada bir gece tutulduk. Fizik şiddete maruz kalmadık ama psikolojik şiddete maruz kaldık ama çok değildi açıkçası. Hani e, benim eee bizim dönemde yani çok işte biraz o şey süreçleri, AB süreçleri 94'lerden sonra geldiği için işte belli düzenlemeler yapılmıştı. Mesela gözaltı süresi en fazla 4 güne düşürülmüştü. İşte avukatla görüşme mecburiyeti getirilmişti falan. En azından başkentte bu uygulanmaya başlanmıştı. Ama bizden önceki kuşaklar dediğim gibi 80'lerin sonu, 87, 88, 86 oralarda girmiş olan var. Onlar mesela hani gidip 15 gün haber alınamadan hani o, evinden alınıp 15 gün sonra bir anda sabah okula gelen çok insan olmuştu. Bizi de biraz 3-4 gün sonra mesela bizi ertesi gün bırakmışlardık mesela kız kardeşlerimi 4 gün sonra bıraktılar çünkü işte Nevroz'a denk geliyordu. Nevroz'un geçmesini beklediler. Demek ki 18 Mart falan gibiymiş eylem galiba. Nevroz'un akşamında bıraktılar onları. Çünkü zaten Nevroz'da alacaklarını almışlardı. Dolayısıyla onları bıraktılar. Onları aldılar falan. Ama o dönem çok şey yapamıyorlardı. Hani e, öyle uzun süre e, tutamıyorlardı bir taraftan da. E, ama şey vardı yani hani ben demedim o kaba dayak yiyen arkadaşlarımız oluyordu hani gidip. En azından Ankara'da öyle ağır işkenceli şeyler biraz azalmıştı o dönem. Çünkü biraz daha şey merkezindeydi işte bu karakollara ayna koyuyoruz. Yok yeşil karakol tantanalarının başladığı bu Mesut Yılmazlar'ın işte Diyarbakır'dan geçer, AB'nin yolu falan gibi dal cümleler kurmaya başladı. Bir göstermelik de olsa bir şeyler yaptı bir dönemdi. Ee, ki zaten hani şey olarak da sönümlendi. 96'nın sonlarına doğru artık bir dalga olarak geldi ve en azından hareket olarak düştü. Ee, sanırım o günden bugüne de gençlik hareketi bir daha o kadar yüksek bir ivme kazanamadı Türkiye'de. Hani bunun nedenleri türlü türlüdür ama biraz öyle görünüyor. Şuraya geri dönelim istersen. Hem sınıf hareketleri hem 28 Şubat'a giden süreçte siyasi hareketlenmeler var. Bunlara bakarak nasıl bir süreçte ilerliyoruz? Onu açıklar mısın biraz? Ya Şöyle de bakmak lazım tabii. Yani biraz önce işte hani Öğrenci Hareketi'nin kendi dinamiklerini ve ülkeyle ilgili bağlantılarını anlatırken ee, sınıf hareketinin de aslında ivmelendiği bir dönemdi bu diye de düşünülebilir. İşte kamu emekçileri sendikası, keskin büyüyüşü, e, çok kitlesel bir hale gelmesi. Her şeye rağmen e, Türk işin e, hala dinamik bir sendika olması gibi etkenler de vardı. Şimdi özellikle de e, 89 Bahar eylemleri sonrasında, İvmelenen sınıf hareketi onun üzerinden sendikalaşma mücadelesinin gelişmesi bu e, mesela bizim kuşaktaki öğrencileri e, çok kitlesel işçi, emekçi e, eylemlerine de tanıklık ettirdi. Mesela bugün bakınca e, çok eleştirilir. Mesela hani Bayram Meral Türk İş Genel Başkanı iken canı sıkıldığında böyle bir milyon işçiyi Kızılay Meydanı'na yağardı hani Özal'ın işte hani Anap'ın iktidardan devrilmesinin şeylerinden bir tanesi ona bağlanır. Yani o büyük işçi eylemleri. İşte Zonguldak direnişi aynı zamanda. Hani onların rüzgarı e daha sendikacılarda o tabandaki dalganın üzerinde duramazlardı. Dolayısıyla böyle yılda bir iki kere işte memurlar, işçiler Ankara'ya yığılırlardı. Biz de dolayısıyla onun bir partisi olur. Yatarlardı Ankara'da. İşte onun bir parçası olurduk biz de ister istemez. Yani ki benim içinde bulunduğum hareket, emek mücadelesini, işçi sınıfı mücadelesini önceleyen ve bütün politikasının öznesi haline getiren bir hareket. Dolayısıyla önceliğini sınıf mücadelesine bağlayan, sınıf mücadelesinin etrafında diğer toplumsal mücadeleleri örgütlemeye çalışan bir hareket. Böyle olduğu için bu aynı zamanda bizim için de bir başka türlü coşku vesilesiydi. Yani... Bizim o kitlesellik içerisinde kendimizi bulmamız o kitleselliğin bir parçası haline gelmemiz. Hem e, hani onunla ilgili işte yapılan tartışmaları da e, önceliğimiz. Şimdi bugün tekrar bakınca aslında işte e, o dönemki kadar hareketli bir sınıf hareketinde olmadığını, memur, memur hareketinin çok düştüğünü, hatta hani geçtim sarı sendikayı artık iktidara bağımlı sendikalar haline geldiğini yani en azından yetki olan sendikalar düşünüldüğünde, işte Türk işin doğrudan iktidar tarafından dizayn edildiğini falan düşündüğümüz düşündüğümüzde hani, e, bakınca güçlü bir, e, en azından moral açıdan güçlü bir e, eylem yapıp sonuçlarını alabilen bir e, sınıf hareketi olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani her biraz şeyi atlıyoruz işte ilk 94 krizinde e, de böyle oldu ama işte bu kadar e, şey olmadık etkilenmediğin arkasında orada en azından toplumsal muhalefetin de bir e, özne olduğunu, dolayısıyla iktidarların e, bazı önlemler almak zorunda kaldığı gerçeğini atlamamak e, gerekir. Ama biz öğrenci hareket açısından çok bir kazanım elde ettiğimizi söyleyemeyim. Yani bunu da e, eklemeden geçmeyelim. Biz e, üniversitede kalıcı bir şey bırakamadık. Yani ne bir örgütlenme modeli, Üniversitenin kendi içinde örgütlenme modeli. Yani sonradan biz ayrılırken sonları doğru öğrenci temsilciler kurulu diye bir şey vardı. Şu an ne, durumda bilmiyorum. Ama siyasalla yani, ilgili şöyle bir deneyimi de aktarmadan geçmeyeyim ben. Ee, biz 97 galiba 96-97 öğretim yılında bir öğrenci meclisi girişimi yaptık. Yani sınıf temsilcilerinin Öğretim üyesi temsilcilerinin de olduğu bir meclis girişimi yaptık ve bu 6-7 ay kadar ciddi bir etki yarattı okulda. Yani 150-200 kişiyi bulan toplantılar yaptık. Doğrudan sadece okulla ilgili sorunların konusu buldu. Okulla ilgili sorunlara çağrı arandı ve ciddi bir meşruiyet de kazandı. Siyasalın yani küçük hanfisini dekanlık Cuma günü belli bir saatte boşalttı oradaki dersleri kaldırdı ve haftalık meclis toplantılarını ayırdı orayı yani hocalar da geliyordu ve hani işte şeylerin sorunları konuşuluyordu vesaire ama işte bu tür şeyler e, kurumsallaşmayınca sezon sonunda bitince bir sonraki yıl bunları tekrar toplayıp yeniden inşa etmek zorlaşıyor bunları kurumsal yapılara e, dönüştürmek lazım e, ama onu beceremedik ama iyi bir deneyimdi o meclis e, deneyimi sonra başka yerlerde de denendi ama olmadı sonra o dönem bu taleplerin yükselişiyle ilgili olsa gerek ki işte e, YÖK, e, ÖTK diye bir şey başlattı. Her sınıftan öğrencilerin oldu, onların kendi şey oldu. İşte doğrudan dekantlarla bağlantı kuran bir şey inşa e, edilmesi e, gündeme geldi. Bir sürede o gitti galiba ama şu an hangi aşamada onu da çok bilmiyorum açıkçası. E, tabii bir de türban meselesi var. Bu e, özellikle 28 Şubat'a giden süreçte işte, bu nasıl yaşandı siyasalda? Açıkçası çok e, siyasal siyasi politik olarak çok bir etki olmadı. Yani e, ya başörtülü öğrencilerin ağzından dolayı ya da siyasallığı bir politik e, siyasallığı politik faaliyet yürütmediklerinden dolayı belki Cebeci kampüsünde çok fazla eğitim hemen yukarıdaki eğitim fakültesinde birkaç e, öğrencilerin derse alınmaması ile ilgili bazı şeyler olmuştu ki burada şu iyi atlamak lazım o dönem Türk e, sosyalist öğrencilerin hemen, hemen tamamı Başörtülü öğrencileri politik olarak destek oldular. Yani onların derse girmeleri, hani derse başörtüleriyle girmeleri ve eğitim haklarından mahrum edilmemeleri konusunda ciddi destekler, dayanışmalar yapıldı. Yani eylemlerine katılmıyorduk ama kendi politik faaliyetlerimizi yürütürken başörtülü öğrencilerin derslere alınması gerektiğini, e, politik olarak savunuyorduk ve bunu dekanlıkta da ya da başka yerlerde konuşurken politik olarak bunu da ısrar ediyorduk e, açıkçası. Yani ama çok doğrudan e, şey e, okulun içerisinde bunun etkisi bizim üzerimize şöyle oldu. Yani o başörtüsü eylemleri ve arkasından gelen 28 Şubat süreci tankların Sincan'da yürümesi hikayesi bu bizim okulda siyasalda solcu öğrencilerin üzerinde bir baskının aracına dönüştü. Aslında bu hikayenin bu tarafı çok konuşulmaz ama aslında bu 95-96 hareketini ezen şey 28 Şubat'tır. Yani 28 Şubat e, kampüslerde çok ağır bir e, güvenlik ablukası inşa etti ve o güvenlik ablukası öğrencileri çok korkuttu. Dolayısıyla sol hareketlerin politik faaliyet yürütmesi de engellendi. Ha, e, o hareketi boğan bir şeyde de dönüştü o bir süre sonra. E, bunu da eklemek gerek. Bu ikna odaları meselelerinde, ikna odalarına giren sosyalist öğrencilerin varlığından da bahsedebiliriz değil mi? İstanbul Üniversitesi özelinde. E Tabii var ama ben çok onu deneyimledim. Çünkü deneyimlemedim. Çünkü ağırlıklı olarak İstanbul Merkez Kampüsü aslında o dönem şeyin yani e, başörtülü öğrencilerin mücadele merkezi biraz Beyazıt üzerinden dinliyordu. Ankara'da işte Gazi'de e, ağırlıklı olarak vardı ama çok dediğim gibi Cebeci Kampüsü'nde biz o dönem çok yakıcı olarak bunu böyle yani bir gündem haline gelecek kadar e, çok hissetmedik. Yani günlük rutininde çok yoktu. Biz asıl onun politik sonuçlarını daha e, hissetmeye başladık. Yani 28 Şubat ve 28 Şubat sonrası e, kampüste ağırlaşan politik atmosferin sonuçlarını e, yaşamaya başladık. Biz ki bu biraz aslında üniversitelerden solun da tasfiyesinin bence yolunu açtı. Yani 28 Şubat'ın ortamı üniversitelerdeki o bütün o dernekler, şunlar, bunlar, bunlar hepsi e, yasal statüye kavuşturuldu. Bugün ben şimdi geçen hafta bir e, gençlik kampında sinema semineri e, verdim gençlerle. Şimdi işte e, çeşitli üniversitelerin sinema topluluklarından e, gençler var onlarla sohbet ediyoruz. Mesela okula söyleşiye çağıracakları mı, onay çıkar mı diye de emin değiller. İşte bir üniversitede geçen yıl Emin Alper'le söyleşi yapmışlar Çünkü okul Emin Alper'in gelmesini istemiş. Hani yasal statü iyiymiş gibi görünüyor ama bu sefer bütün etkinlikler için ilgili birinden onay almak gerekiyor. Yani e, bunu şimdi bir mücadele edinerek yani mücadele edilmediği için pazarlık da Yapılamadığı için hani etkinlikte özelliği elde edilemiyor. Ee, Aslına bakılırsa yani kişisel olarak şöyle düşünüyorum ben. Yani aslında bunun için bile bir, bu bile bir mücadele. Yani to, topluluk etkinliklerinde özellik, bağımsızlık e, elde etmek için bile çabalamak lazım. Ama bu çok kabullenilmiş görünüyor. E, bu da kötü bence. Yani bu kadar kolay kabullenmemek e, gerek diye düşünüyorum açıkçası ama biraz öyle Biraz önce e, kurumsal yapılar bırakamadık Dolayısıyla bu, burada bir devam sağlayamadık öğrenci hareketi ve e, e, birliktelik açısından bunları söyledi e, onu onu da düşünerek şunu e, biraz toparlamanı rica edeceğim bugün tabii çok daha başka bir siyasi atmosfer içerisinde de konuşuyoruz ve e, bambaşka şartlar içerisinden konuşuyoruz o günü düşündüğümüzde belli bir Gelecek tahayyülü de de bunlar yapılıyordu değil mi? Ee, öğrenciler bir yerde, işçiler, emekçiler bir yerde e, bir gelecek tahayyülü vardı. Şimdi sence o tür kalıcı yapılar bırakmamanın e, bugünkü öğrenci hareketlerine ya da olmayan öğrenci gruplarına, e, o, e, birlikteliklerine ne tür bir etkisi oldu? Özellikle de gelecek tahayyülü açısından. Yani dediğim gibi mesela bir şeyin önüne geçilemedi işte. Yani mesela eğitimin ve üniversitelerin paralı hale gelmesinin önüne geçilemedi mesela. Yani e, bizim kuşak, bizden önceki kuşak yani e, kalıcı, kurumsal bir öğrenci birliği inşa edemedi. Şimdi hani hep böyle dönüp Fransız öğrenciler ayaklandığında bakarız ya hani böyle sanki... Bir kendiliğinden oluyor tabii kuşkusuz ama hani öbür taraftan da örgütlü bir yapı var orada. O mücadele içerisinde inşa edilmiş, dinamik ve sürekli eğitimin sorunlarıyla uğraşan e, ve seçimle gelen mücadeleci kişilerin geldiği bir yapı var orada dolayısıyla. Hani ve e, bir aidiyet hissi ve inşa etmeyi başarıyorlar. Asıl mesele bu. Yani o aidiyet hissi sizin hangi sınıftan geldiğinizin, kaç paranızın olduğunu ortadan kaldıran bir şey. Bunu açıklayan en iyi örnek başka bir alandan vereceğim. Mesela Hollywood grevi. Yani milyon dolar kazanan e, aktörler de katılıyorlar. Yani, ama şundan çünkü o bir aile Yani o bir meslek. O mesleğin çıkarı yani aslında işte günlük 500 dolara dublörlük yapan kişinin çıkarını korurken kendi çıkarını da koruduğunun farkında. Ama bu Brad Pitt'in kendi başına geliştirdiği bir şey değil. O meslek örgütünün o meslekle ilgili aktarılan deneyimin onun da oluşturduğu bir şey bu biz biz hep kopuk kopuk yani 68'in 78'e devri, 78'in 80'lere devri, onların bize devri, bizim sonrakine devrimiz bu çoğunlukla askeri müdahalelerle kopup dağıtılısı bile bir devamlılık inşa edilemediği için şeyin önüne de geçilemiyor. Yani bu bu sınıf hareketinde de biraz böyle. Yani 89 bahar eylemleri kendini 90'lara 90, 90 binlere devretti ama onlar işte bugünlere onu devredemiyor. Yani Türkiye'nin bir fabrikalarında grev yapabilirken 25 yıl önce bugün nasıl oluyor da oralarda yok ee, toplumsal hareketler ee, bu, bu hani burada işte o kurumsal araçları yaratamamak inşa edememek, bunun sürekliliğini sağlayamamak gibi e, temel bir problemimiz var e, gibi görünüyor açıkçası bizim açımızdan öyle yani biz e, üniversitelerin Sert bir şekilde özelleştirilmesi, sert bir şekilde paralı hale getirilmesi bizim dönemden sonra oldu. Yani çok acımasız bir şekilde, e, hiç göz açtırmadan üniversiteleri çok ciddi bir erozyona uğrattılar. Hem içerik açısından hem de ciddi bir mali şeyi dönüştürdüler. Yüke dönüştürdüler aileler üzerinde. Gerçekten benim babam e, tek maaşla 10 yıl boyunca üniversitede öğrenci okuttu. Yani 92-97 arası ben üniversitedeydim, 92-2002 arası kız kardeşim üniversitedeydi. ...ve yani tek bir öğretmen bugün hiç kimse yapamaz mı? Yani bu imkansız. Hani bu devlet üniversitesinde de yapamaz. Yani hani çocuğunuz iyi bir devlet üniversitesini kazansa bile... E, ...başka burslar bulamazsa... ...yani orada okutmanız imkansız. Devlet yurtları olmuş paralı. Bilmem kaç lira falan. Öyle bir şey var. Hani bunu biz bırakamadık. Ben kendi kuşağımla ilgili... ...en azından kendi adıma şöyle bir özel verebilirim. Yani vermem gerektiğini düşünüyorum... E, bu kalıcı olacağı için de bunu burada e, söylemek gerek. Ben mesela e, bugün yani 2020'lerin Türkiye'sinde e, Türkiye'de, Türkiye'de sosyalist hareketinin en büyük problemlerinden bir tanesinin bu hareketlerin kurucu babalarının hala işin başında olmalarını bağlıyorum. Tabii ki ana neden değil ama bu ciddi şeylerden bir tanesi. Bizim kuşak, yani birikimiyle ve bağırlığıyla aslında bunu aşabilme potansiyeli taşıyan e, bir kuşaktı. Bunu cesaret edemedi. Çünkü bunun toplumsal koşulları bence mümkün değildi. Yani bir hareketin bir toplumsal, büyük bir toplumsal hareketin üzerine binmemiştik. İdeolojik olarak en güçsüz olduğumuz, ideolojik motivasyon en güçsüz olduğu tarihsel dönemdeydi. Yoksa aslında bu kuşak e, sol sosyalist hareketten tasfiye olmadı çünkü büyük bir kısmı bugün kendisini hala öyle tanımlıyor. Büyük bir kısmı işte bugün medyada, akademide, e, işte ne bileyim e, çeşitli alanlarda işte öğretmen, doktor, avukat vesaire ama hala kendisini öyle tanımlamaya devam ediyor. Büyük bir kısmı hala e, toplumsal hareketlerin bir ucunda ya sendikalarda ya kitle örgütlerinde ya siyasi partilerde sol siyasi partilerde aktif olarak varlar. Ne bileyim entelektüelleri o yayınlarda yazmaya devam ediyorlar. Ee, aslında dediğim gibi ideolojiden tasfiye olmadılar. Mesela 12 Eylül'dekinden farklı olarak büyük bir kısmı ideolojiden de tasfiye oldular. Yani ideoloji devamlılıklarını da bıraktılar. Ama bu kuşağın büyük bir kısmı hala yani benim hani Abu Dhabi'de bir İngiliz şirketinin e, Ortadoğu Asya ve Balkanlar sorumlusu olup bilmem kaç bin dolar tanıdığım var ve kendisini hala sosyalist olarak görüyor yani. Ve hani bunun üzerine kafa yoruyor bir taraftan da. Yani temsil ettiği şey ayrı ama hani bu, bu bir e, fırsattı bence aslında ama e, o Türkiye'nin o kırılma ve dönüşüm şeyinde doğru bir kuşaktı bence. Ve fakat e, yanlış bir zamandı diyeyim. Yani o cesareti gösteremediler ve aslına bakarsan işte e, o kurucu babaların 90'ların ortası 2000'lerin başına kadar ivmelendirerek özellikle hani 12 Eylül gibi çok ağır bir e, şeyi, travmayı atlatıp çok hani fiziksel olarak da çok ağır şiddete maruz kalıp e, 90'larda toparlanmak ve mesela güçlü bir ivme haline getirmeyi başardıktan sonra onu devralacak ve daha güncel hani hem teorik olarak hem de pratik olarak daha güncel ihtiyaçlara göre uyarlayacak bir kuşaktı bence ama e, onu yapamadı. Yani bunu burada bunu söylerken işte kurucu babaların mecburiyetlerinde mecburiyetlerini de atlamıyorum. Yani hani çünkü bunu mesela birisine sordum. Gelip aldınız da mı bırakmadık dedi. Haklı bir soru bu da çünkü hani hani birileri gelip ya tamam bir kenara çekil biz alacağız bu işi dedi de biz hani <laughs> bırakmadık mı dedi. O, da, o da bir doğru soru işte. Hani e, gibi geliyor bana. Ama kolektif olarak düşünme açısından güzel bir noktada bıraktım. E, belki bunu Başkalarıyla da tartışırız tekrar. Biraz senin hikayeni tamamlayarak kapatalım istiyorum. Üniversiteden çıkışta evrenselde evrensel kültürde çalışmaya başladım dedi. Nasıl devam etti o süreç? Ben işte o dönemin politik şeylerinin hani zorunlulukları da vardı açıkçası. Çünkü bu da o dönemin politik hareketlerine dair de bir biri olacaktır. Çünkü bir fedakarlık çok ciddi bir şeydi. Çünkü ee, hani ekonomik olarak zor zamanlardı, politik olarak zor zamanlardı ve böyle hani tırnak içinde bir adanmıştık istiyordu hareketlerin ivmelenmesi için. Ee, bir arkadaşımla, bugün çok yakın dostum, yoldaşım olan ve aynı zamanda da iyi bir gazeteci olan bir arkadaşımla, e, sınıf arkadaşımdı o zaman aynı zamanda, Siyasal'ın kantinde otururken, 92 97 Ekim'inde e, İskender Bayhan bugün milletvekili Yeşil Emek Partisi milletvekili olan İskender Bayhan o zaman Emek Gençliği'nin gençlik örgütü yöneticisiydi. Ve nereden böyle inerekten gelip Bahadır'la bana gazete zor durumda sizi İstanbul'a alacağız dedi. E, okul yeni başlamıştı ve daha 3 dördün sınıftaydık, 3. sınıftaydık okuyorduk yani. Biz o akşam otobüs atlayıp İstanbul'a geldik. Ve artık gün gazetede çalışmaya başladık. Yani hayatımızda hiç gazetecilik yapmamıştık. Yani okulda yayın çıkarıyorduk ama ee, o dönem Erhan Selcasli'nin daha yeni bir buçuk yaşındaydı daha ve e, ciddi bir kadro kaybına, o kurucu kadrolardan büyük bir kısmı ayrılmıştı çok ciddi bir kadro kaybına e, maruz kalmıştı, metin göktep öldürülmüştü, onun bir moral şeyi vardı ve e, biz gittiğimizde şunu fark ettik ki yalnız değiliz aslında böyle e, kampüslerden toplanmış eli kalem tutan gençlerden kurulu bir kadroyla e, biz gazeteyi 2000'li yılların ortasına kadar ...taşıdık. Ee, sonra yeni bir kadro geldi gazeteye. Ee, genç bir ekip geldi ve biz... ...ben ondan sonra kişisel olarak... E, ...önce... ...Doğan grubuna geçtim. Orada e, referans gazetesinde... ...bir süre çalıştım. Sonra Radikal Gazetesi'ne... ...geçiş yaptım. E, bir 4-5 yıl kadar Radikal Gazetesi'nde... ...çalıştım. 2014 yılında Radikal Gazetesi... ...kağıt olarak kapatılınca... Ben de işsiz kaldım ve olan e, ondan sonra 2015'ten sonra da 2014 Haziran'ından beri de freelance olarak çalışıyorum. Yani yaklaşık 9 yıldır freelance gazetecilik yapıyorum. İşte şu an 2023 itibariyle Evrensel ve Doğar gazetelerine haftalık film eleştirileri, film analizleri yapıyorum. İşte danışmanlıklar yapıyorum. Ee, Gazeteciler Sendikası üyesiyim. Sinema Yazarları Derneği yöneticisiyim. Şimdi bu eski solcuların apartman yöneticiliği, bir ara apartman yöneticiliği de yaptım <laughs> deyip öyle yani. Teşekkür ederiz. Çok uzun bir süreci anlattın. Evet. Hem de çok önemli noktalara vurgu yaparak. Bu soruyu yeni sormaya başladım ama galiba eğlenceli oluyor. O yüzden seninle devam edeceğim. Kendi içinde olduğun öğrenci hareketlerini hareketini ve o dönemi üç kelimeyle tanımla desem hangi kelimeleri seçersin? İş, bilim, özgürlük de bizim sloganımız. Biraz hani orada şey olarak da öyleydi gerçekten. Bütün motivasyonu da. Şöyle bir bizim akenderimizde bir mavramız vardı. Özellikle siyasal kampüsündeki siyasal birimi olarak. E, politikada değil ama hayatta liberal bir kuşaktık mesela. Yani işte bizden öncekilerden farklı olarak hani... E, çok içmekte bir iş görmezdik, tamam mı? Kimin kiminle yaptığından sonra ne abi kuşağıydık biz hani... ...onu başlatan kuşaktık. Bütün... Bir ...yerlerde öyle değildi. Ama mesela Cebeci şey, kan ottu öyleydi. Bizim siyasal... ...tayfası... ...öyleydi. Hani bazı yerlerde hala o 70'lerden kalma... ...hani şeyler olurdu hani... ...ya yapın da göz önünde yapmayın falan... ...hani şey olurdu ama mesela biz o konuda mesela hayat liberaliydik biraz yani o şey iyi çok e, de umursamazdık o e, yapısal şeyleri. Ama teorik anlamda değil bahsettiğim şey. Yani politik olarak e, çok ortodokstuk ama hayatla ilgili ciddi bir şeyimiz vardı. Hala da öyledir aslında. <laughs> Diğer seçeceğin iki kelime? Biri bu. Öfkeliydik aslında. Ama umutluyduk da bak. Yani bunu şundan söylüyorum. Biraz önce sen cümle arasında kullandığım böyle bir şey de e, oraya gelecektim. Unutuldu. E, tabii ki öyle olmayacağını biliyorduk ama 3 yıla bitiririz ya biz bu işi diye kendi aramızda mavra yapıyorduk yani. Çünkü ciddi bir dalga vardı ve çok daha kötü olamaz diye düşünüyorduk. Çünkü hani 12 Eylül'den çıkmıştık. Çocuktuk ama 12 Eylül'ü biliyorduk yani. Hani evlerimizde, etrafımızda görmüştük. Yaşamıştık yani. Hani hikayeler anlatılmıştı dolayısıyla e, buradan daha iyi bir yere çıkacağız diye düşünüyorduk açıkçası. Yani hani hikayenin e, işte belki bizden öncekinin mirasını ile ilgili şey olabilir. Yani devletin gadri devletin alabileceği biçimleri, formları e, nasıl olabileceğine dair iyi bir miras almadık belki de 12 Eylül'e rağmen. Hani e, kolaymış görünüyordu değilmiş. Yani giderek de daha zor olduğunu çok daha zor olacağını e, anlamaya başladık. Yani öyle bir şey var. Ki bunun ilginç bir şekilde giderek çok daha e, naifleştiğini çok daha ne derler eee zor anlaşılır hale geldiğini hani devlet gaddarlaştık da bununla mücadele etmenin çok daha zorlaştığına dair algının giderek de zayıfladığını düşünüyorum. Yani hani şey gibi e, ya işte ortalık şey ortalık karışmasın diye arzulayan hani böyle kendi sosyalist diye tanımlayan örgütlü mücadelede olan ama hani ya ortalığı da çok karıştır ortalık da çok karışmasın diye arzulayan bir mesela bir birileriyle sohbet ediyorum. Bizatihi ortalığı karıştırmamak istiyoruz. Yani hani hani böyle ya işte hani böyle hani böyle ya şiddetten hayır şiddetle alacağız bu iktidarı. Hani şimdi bunun iddiası budur. Hani böyle kimse bırakmayacak. Hani şiddet olacak. Hani bunlarla henüz barışık olmayan bir şey de görüyorum bugün. Hani bizim zaaflarımız başkaydı. Bugün hani ee, ama bu, bu hani bu politik iddia açısından söylüyorum. Yoksa hani bahsettiğim şeylerin böyle vazgeçilmez olduğunu ama bu politik iddianın içeriğinde bu var. Yani hani böyle bir politik iddian varsa hani günü geldiğinde şiddet olacak. Yani. Ve hani çok da sert olabilir. <laughs> bu arada çünkü geçmişteki örnekleri öyle. Hatta daha sert olabilir. Bilemez. Hani olsa bununla barışık olmak, bunu talep etmek, bunu arzulamak başka bir şey. Ama bunun olabileceğiyle barışık olmak başka bir şey. Biz bununla barışıktık ama karşı tarafın bu kadar Karşı tarafta oyunun bitmeyeceğini o kadar bilmiyorduk açıkçası ve hani bunu böyle e, yaşayarak da öğreniyoruz ve aslında bütün politik hareketler birlikte öğreniyoruz çünkü hani yalnızca benim e, içinde olduğum politik hareketin güçsüzlüğü değil bütün hepsinin ortak güçsüzlüğü bunu da hep beraber geride kalan 30 yılda birlikte öğrendiğimizi düşünüyorum. Belki bundan sonrası için bu öğrenilen şeyler bize yol açar. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim.